Zura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi ibadetler var, farz ibadetler var, ne bileyim nafile ibadetler var, sünnet olanlar var. Şimdi farzın dışındaki ibadetler, nafile ibadetler genel olarak. Daha önce de sizden öğrendiğimiz kadarıyla mesela bir insan teheccüd namazına kalsa kılsa, bunu söylemese iyi. Yani ertesi gün işte ben kalktım da bir teheccüd namazı kıldım, işte öyle olur ancak falan gibi övünmesi hoş bir şey değil. Onu kibre de götürüyor. Şimdi tamam nafile ibadetler için böyle de şöyle ins insanlarla da karşılaşıyoruz bazen. Utanıyor mesela. Niçin utanıyor? Namaz kıldığı için utanıyor. Kimseye söylemiyor. Kimse böyle saklı gizli kılıyor filan. Ee, yani farz olan bir ibadeti, beş vakit namazı mesela günlük. Zaten kılacağız yani o bizim için emir. Bunda utanacak ne var? Diye düşünebilir insan. Bu doğru bir şey midir? Yani utanmak, ne bileyim onu söylememek, saklı gizli yapmak. Herifin talimleri meseleleri anlatırken e, önce o nefsi anlatmışlar. Bu nefsten kaynaklanan bir hadise. Mesela Peygamber Efendimiz'in, Peygamber Efendimiz'e her bakımdan destek olan, yardım eden amcası Ebu Talip, ayıplarına korkusu sebebiyle iman edemedi. Yoksa ey kardeşimin oğlu senin dediklerinin hepsi doğru diyordu. Hazreti Ali'nin babasıdır. Değil mi? Evet. Doğru diyordu. Şimdi kitaplarda anlatırken buyuruyor ki ibadetleri başkalarına göstermekten haya etmek, utanmak caiz değildir. Haya yani utanmak günahları, kabahatleri göstermemeye denir. Bunun için Kur'an-ı Kerim okumaktan, namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, haramlardan sakınmaktan, Allahü Teala'nın dinine hizmet etmekten ve bunları yaparken başkalarının görmesinden çekinmek, utanmak caiz değildir. Haya imandandır. Hadis-i şerifinde bildirilen haya yani utanmak, kötü, günah şeyleri göstermekten haya etmek, utanmak demektir. Haris el Muhasibe Hazretleri haya allah Teala'nın beğenmediği kötü huylardan vazgeçmektir buyurmuştur. Ve kitaplarda anlatır ki müminlerin, müminin, Müslümanın önce allah Teala'dan haya etmesi lazımdır. Bunun için ibadetlerini ihlasla yapmalıdır buyuruyor. İhlasla yapmalıdır. Dolayısıyla e, ee, ya benim namaz kıldığımı görmesinler. Oruç tuttuğumu bilmesinler. Zekat verdim bilmesinler falan. E, görmesin kimse falan. Veyahut da Allah-u Teala'nın dinine hizmet edecek. Bir, e, ehl bir kitabını almış verecek falan. Utanıyor sıkılıyor. Bu haya değildir bu. Bu nefsten kaynaklanan kötü bir huydur bu. Kötü bir huydur. Hatta kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki e, siz e, konuya girerken mesela teheccüd namazı. Nafile bir namazdır. Duha evet. namazı. Nafiledir. Ramazan ayının dışında tutulan oruçlar, kaza orucu değilse, kefaret orucu değilse, yemin kefareti orucu değilse, adak orucu değilse öbür o oruçları gizlemeli. Söylememeli. Çünkü söyleyince, söyleyince riya girebilir, kibir girebilir, ucup girebilir. Tehlikelidir. Ama mesela ben diyorum ki ben bugün sabah namazını kıldım. Adam tuhaf tuhaf bakar. Müslümansan kılacaksın diyorsun. Ha öyle mi? Sen çok mübareksin falan. Aha sen boynunu vuruyor. İş başka yere gidiyor. Ha, nafileleri gizlemeli. Ama öbürlerini değil. Öbürlerini değil. Açıktan mesela ben senin Müslüman olduğunu nereden bileceğim? Namaz kılmıyorsun. Camiye de gelmiyorsun. Ve cemaatte namaz kılmıyorsun. Nereden bileceğim ben senin namaz kıldığını? Ve Ramazan-ı Şerif'tan yiyecek sokaklarda yiyip içiyorsun. E ondan sonra da ben Müslümanım diyeceksin. E Müslümanlar o ayda oruç tutar. Sen onu da tutmuyorsun. Zekat. Efendim kimse görmesin diye ben gizli veriyorum. E olmaz o. Tam tersi. Halbuki sadakayı gizli ver. Tamam kimse bilmesin. Namaz zekatı alenen vermelidir. Sebebi buyuruyor ki bir insanlar suizan eder. Ya adam zengin ama zekat falan verdiği yok derler. Bir, insanların suizanını önlersin açıktan zekat verdiğin zaman. İki, e şimdi Mustafa Bey zekat verince aa der ya Osmanlı olarak Mustafa Bey verdiyse beni de vermem lazım. Beni teşvik edersin. İkaz etmiş olursun o haliyle. ve açıkça aynı şekilde namazını kılıyorsun. Ha, herkes görsün diye asfaltı aynı şekilde seccade serip de kılmak demek değildir bu. Ne olsun da kalkıyorsun, gidiyorsun. Tamam onların göz önüne de sermiyorsun ama ya adam biliyor senin namaza gittiğini biliyor. Ya ondan izin alman da lazım diye kimseden izin alma zaten namaz için. Uygun bir şekilde namazını kılıyorsun. Peki ne olur? Ha, yanındaki beraber çalıştığın kimse ha, bu namazını kılıyor. Diğer huyların da aynı şekilde düzgünse ona tesir eder o. Ya der ben de Müslüman geçiniyorum. Bir yerde emri maruf yapmış oluyorsun. Yani. Emri maruf yapmış oluyorsun. Oruç tutarken keza ya diyorsun bak bu da oruçlu ama çalışıyor. Ben de çalışıyorum ama oruç da tutuyor. Teşvik olur o. Emir maruf yapmış oluyor sizin de ifade hmm. ettiğiniz gibi. Şimdi hadis-i şerifte başkalarına gösteriş için namazını güzel kılan, yalnız olduğu zaman böyle kılmayan Allah-u Teala'yı tahkir etmiş, Allah-u akaret hakaret etmiş olur. Hmm. Yani demek ki bu Allah için kılmıyor. İnsanlar ne güzel namaz kılsın, dolayısıyla o ne güzel namaz kılsının altında insanlardan bir istifadesi var. Yani kendini mübarek gösteriyor. Kendini mübarek gösteriyor. allah Teala muhafaza buyursun. Ziyahüttin e, Nurşini Hazretleri buyuruyor ki eğer insan bir çocuktan utandığı kadar Allahu Teala'dan utansa o kimseden ilahi emirlere zıt bir hareket zuhur etmez buyurmuştur. Onu. Enteresan bir ölçü. Enteresan bir ölçü. Hatta de büyükleri buyuruyorlar ki nefis kendi gibi olan mahluktan korkar, çekinir ama yalnız kaldığı zaman Allah-u Teala'dan korkar. Allah Teala başkası görecek diye yani Evet karama Halbuki bu Ziyahettin Nurşini Hazretleri bunu açıkça buyurmuşlar yani eğer insan bir çocuktan utandığı kadar Allahu Teala'dan utansa o kimseden ilahi emirlere zıt bir hareket zuhur etmez Yani bu yalan söyleyemez gıybet edemez hırsızlık yapamaz zina edemez edemez bunu yapamaz o kadarcık olsa. Şimdi biz bizi izleyemediğin herler diyecek Ya siz ne diyorsunuz? Bizde o kadar şey yok mu? Ha, biz kimseye itham etmiyoruz. Kitaplarda yazılı olan makde diyoruz. Hepimiz oturup hani diyorlar ya külahını önüne koy düşün. Hakikaten uyuyor musun, uymuyorsun? Bu kalıpta mısın, değil misin? Bu kalıbın içine girebiliyor, girebilen tarafın var mı yok mu? Varsa mübarek olsun. Yoksa oturup bağlamak gerekiyor. İbadet Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak için yapılır. Başkasının muhabbetine, ihsanına kavuşmak için yapılan ibadet ona tapınmak olur. allah Teala ihlasla ibadet etmemiz emredilmiştir. Tekim bir Şef'te... Allah'u şerifte Teala'nın birliğine iman edenden ve namazı ve zekatı ihlas ile yapandan Allahü Teala razı olur. Hani bazen soruluyor. Efendim acaba allah Teala benden razı mı? Rabia Yardı yani, Hazretleri'ne sormuş ya birisi. Sen demiş razı mısın allah Teala'dan? Sen yani, razı mısın? Sen razıysan? allah Teala razı olur. allah Teala da razı olur. Da razı olur. Ee, dolayısıyla e, Hatta Muaz bin Cemel Hazretleri Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki ibadetlerini ihlasla yap, ihlas ile yapılan az amel kıyamet günü sana yetişir buyuruluyor. Dolayısıyla e, bu hepimiz bağlar. E, ne sebepten bağlar? E, şimdi insan cahil kalırsa Mustafa Bey utanır sıkılır. ya öğrensem sorsam bana diyecekler ya kustun farzından bilmiyor, abdestinden bilmiyor falan filan. Halbuki bu da caiz değilmiş biliyor musun? Çünkü kitaplarda buyuruyor ki e, üç şey kibre sebep olur. Kibir alametidir buyuruyor daha doğrusu. Kibir alamettir. Nedir o? Bilmediğini sormamak. Evet. Bir kimseden iyilik gördüğü zaman ona teşekkür etmemek ve kendisi gibi veya kendisinden aşağı olan birisini gördüğü zaman bana dua et diyerek ondan dua talep etmemek. Kibir alamettir bu. Diyor. Kibir alameti bu. Bilmediğini sormamak birisi de değil mi? Bu da bilmediğini sormuyor işte. Sormuyor. Bilmediğini sormuyor. Beni ayıplarlar. ayıplarlar. Halbuki bilmen lazım onu. Bileceğin o cehaletten kurtulacaksın ki ateşten kurtulabilesin. Cehennem azabından kurtulabilesin. Başka türlü bunun şık, şık şekli yok. Yani mutlaka ona uymamız gerekiyor mu? Tabi. Ee, Ebu Süleyman Darani Hazretleri buyuruyor ki kul allah Teala'dan haya ederse Allah-u Teala onun ayıplarını örtüp insanlardan gizler, hatalarını affeder, kıyamet günü hesabını kolay eyler. Yani Allah-u Teala'dan haya eden kimse kendisine farz olan emirleri yapar, haramlardan sakınır, kul hakkına, hayvan hakkına çok riayet eder ve günah işlemekten de allah Teala'dan korkar, haya eder. Ve böyle olunca da böyle olur buyuruyor. Evet. Allah u Teala da onun aynı şekilde hesabını Kafatı verir, onun diğer ayıp ve kusurlarında mahşer günü gizler. Kimse de bilmez ve görmez. Hatta e, kitaplarda öyle ifadeler var ki bazen allah Teala kulun kendisinden bile aynı şekilde onu gizler. Böyle geçerken Allah Allah dermiş ya burası. Burada ne yapmışım acaba? Örtüldü. Ne yaptıydım? Hatırlattırmıyor da ı Hak üzülmesin diye. Böyle bir Rabbimiz var. E şimdi böyle bir Rabbimizden utanmak varken kalkıp da aynı şekilde nefsinin vermiş olduğu vesveseden kaynaklanarak ibadetlerini gizlemeye kalkmak farz olan ibadetleri cahillik elamettir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki Eğer kul Allah'ın ne kadar affedici olduğunu bilseydi haram işlemekten çekinmezdi. Azabının da ne kadar şiddetli olduğunu bilseydi hep ibadet eder, hiç günah işlemezdi. Ben show Tam ilmi hal saadeti ebediye. İman ve itikat. Bir insanın Müslüman olabilmesi için iman, itikat sahibi olması. Yani Müslümanlığın kanunlarına ve emirlerine inanması şarttır. Hatta yalnız inanması kafi değildir. Bu emirleri beğenmesi ve sevmesi de lazımdır. Bu da bir bilgi işidir. İnanma, iman çok mühimdir. İman ufak bir şüpheyi götürmez. Şüphesi olan din alimlerinden şüphesini sorarak ve öğrenerek gidermelidir. Aksi takdirde iman nimeti elden gider. İmansız insan dünyanın en bahtsız insanıdır. Çünkü ebediyen cehennem azabında yanmaya mahkumdur. Allahü Teala'nın emirlerinin ve yasaklarının bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak doğru değildir. İman tam olmalıdır. İman sahibi olmak için altı şart vardır. 1. Allahü Teala'ya inanmak. 2. Meleklere inanmak. 3. Kitaplara inanmak. 4. Peygamberlere aleyhimüsselam inanmak. 5. Ahirete öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmak. 6. Kaza ve kaderin Allahü Teala'dan geldiğine inanmak. Bunların birisine inanmayan imansızdır. Bu haliyle ölürse Allahü Teala cümlemizi muhafaza buyursun. Ebediyen cehennemdedir. Ebu Suud Efendi Bu büyük evliyanın hayatını anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üç Osmanlı sultanı zamanında, dile kolay tam otuz yıl şeyhülislamlık yapan Ebu Suud Efendi, her yönüyle Resulullah'ın sünneti üzredir. O güler yüzü ve tatlı dili, makamının büyüklüğüne rağmen muazzam tevazu, dini konulardaki ciddiyeti ve tavizsizliğiyle bütün bir imparatorlukta hissedilen bir feyzin sahibidir. Alimler onun yanında talebe, sultanlar cemaatten bir kişi gibidirler. Hani benliklerin unutulduğu, Allahü Teala'nın ve Rasulünün aşkında fani olduğu bedenler kendilerinden geçmiş gibi dinlerler Ebu Suud Efendi'nin sohbetlerini, en zor konuları çözüme kavuşturan, ilimlerdeki müthiş derinliği hayran bırakır herkesi kendisine. Birçok hazinelerin önüne serildiği bu büyük veli, hiçbirine iltifat etmez. Gönlünde yeri olmayan dünyayı, etrafında da barındırmaz. Dönüp bakmaz bile. Ondaki sade giyim tarzı ve kanaatkarlık, herkesi cezbeder. O sultanların kendisiyle ahiret kardeşi olmak için yarıştığı, birlikte olmak için fırsat kolladığı bir evliyadır ve ilmiyle birleştirdiği muazzam şiir yeteneğini nasihatleri belleklere kazımak için kullanır. Ebu Suud efendi kendi zamanındaki birçok büyük alimin hocasıdır aynı zamanda. Resulullah'ın ve eshabının yolu olan Ehli Sünnet'in dört mezhebinde de büyük alim olan Ebu Suud Efendi Hazretleri aynı zamanda tefsir ilminde de bir deryadır. Onun en büyük yazılı eseri İrşad-ı akl -ı Selim isimli tefsir kitabıdır ki ana kaynak olarak en büyük ve muteber tefsir kitaplarını almış ve bunlara ilmi derinliğinin Ehli sünnet bilgilerinden kıl kadar ayrılmayan incilerini eklemiştir. Ebu Suud Efendi'nin 3000 alimden ve 1700 kadar sahih tefsir kitabından istifade ederek ve feyz alarak yazdığı bu tefsir bütün bir İslam dünyasında nice alimlerce hayranlıkla karşılanmış ve dünyanın birçok medresesinde ve üniversitesinde ders kitabı olarak okutulmuştur. O, bir insana yapılabilecek en büyük iyilik olan sonsuz ahiret hayatları için iyilik yaptığı gibi, dünya hayatlarına da faydalı olmak için her şeyini verir. Doğduğu yer olan İskilip'te ve İstanbul'da çeşitli hayratlar yapar ve eserler bırakır Ebu Suud Efendi. Ebu Suud Efendi Hazretleri, çocuklarını da birer alim olarak yetiştirip, dini İslam'ın ve devlet-i âliyenin hizmetiyle şereflendirir. Son ve geçerli tek din olan İslamiyete, İslamiyetin bekçisi muhteşem Osmanlı'ya birçok yüksek kademede hizmetle geçen ömrü 1574 yılında nihayet bulur. Büyük evliya ve şeyhül İslam Ebu Suud Efendi'nin sultanların, alimlerin yüreği dağlanır bir alemin ölmesi gibi ebediyete irtihal eden Ebu Suud Efendi'nin vefatının hüznü imparatorluk sınırlarını aşar. Bütün bir İslam dünyası bu büyük alimin ve evliyanın vefatıyla mahzun olur. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı on binleri bir araya getirir. Devlet erkanı, nice evliyalar, alimler gözyaşları içinde saf tutar cenaze namazını kılarlar. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere başta olmak üzere birçok İslam şehrinde ve memleketinde gıyabında cenaze namazı kılınır Ebu Suud Efendi'nin. Ve o Fatihalar, Yasimler ve gözyaşlarıyla Eyüp'te Eyüp Camii'nin karşısında kendi yaptırmış olduğu medresenin yanına defnedilir tarihin kaydettiği en büyük alimlerden olan büyük evliya Osmanlı Şeyhülislamı Ebu Suud Efendi Hazretleri buyurdular ki, kainata ibret nazarıyla bakınız. Kainattaki her bir zerre Allahü Teala'nın kudretinin büyüklüğünü haber veren delillerdir. Allahü Teala bütün mekanlardan münezzehtir gökler, yerler onun idaresindedir. O Celle Celaluhu ilmi ve gücüyle onlara hakimdir. Resulullah'ın ve eshabının yolunda olan ve Resulullah'ın müjdelediği tek doğru yol ve itikat olan ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere olunuz. Bu itikadı iyi öğrenip buna göre yaşayınız ki ehli sünnet dışındaki bütün yollar dalalettir ve sonu haraplıktır. İslam ahlakı. Bir insan tabiatı ve kendini tetkik ederek hemen Müslüman olduktan sonra ehli sünnet alimlerinin rahimehullahü teala kitaplarından Muhammed aleyhisselam'ın hayatını ve güzel ahlakını da öğrenirse, İmanı kuvvetlenir. Ahlak bilgisi öğrenerek iyi ve fena huyları, faydalı ve zararlı işleri anlar. İyi işleri yapıp dünyada kamil, kıymetli bir insan olur. İşleri muntazam ve kolaylıkla hasıl olur. Dünyada rahat, huzur içinde yaşar. Kendisine herkes sever. Allahü Teala ondan razı olur. Ahirette de Allahü Teala'nın merhametine mükafatlarına nail olur. Tekrar bildirelim ki saadete kavuşmak için iki şey lazımdır. Mesut ve bahtiyar kimse bu iki şeye kavuşan kimsedir. Bu iki şeyden birincisi doğru ilim ve iman sahibi olmaktır. Bu da fen derslerini ve Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını, ahlakını öğrenmekle ele geçer. İkincisi iyi huylu iyi hareketli insan olmaktır. Bu ise fıkıh ve ahlak ilimlerini öğrenmek ve bunlara uymakla olur. Bu ikisini elde eden kimse Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşur. Çünkü Allahü Teala sonsuz ilmiyle her şeye alimdir. Meleklere ve peygamberlere çok ilim vermiştir. Onlarda hiç ayıp ve kusur ve çirkin hiçbir şey yoktur. İnsanların ilmi ise pek az ve imanları ya bozuk veya kötü huylarla bulaşmış ve kötü işlerle kirlenmiştir. Bunun için insanlar Allahü Teala'dan ve meleklerden ve peygamberlerden pek uzak, onlara kavuşmak şerefinden çok mahrumdur. İnsan fen bilgilerinde, tabiatı incelemekte tembel ve cahil kalarak hakiki imana itikada kavuşmazsa ve Muhammed Aleyhisselam'ı doğru tanıyarak imanını kuvvetlendirmezse, sonsuz felakette ve sıkıntıda kalanlardan olur. Eğer hakiki imana kavuşursa ve nefsine tabi olmayıp ahkamı İslamiyeye yani Allahü Teala'nın emr ve yasaklarına uyarsa saadete kavuşmaktan ve Allahü Teala'nın rahmetinden affından mahrum kalmaz. Fakat yaptığı kötülükler kadar azap görür, yanar ve Allahü Teala'nın rahmetine kavuşması güç olur. İmanı olduğu için sonunda yine rahmete kavuşur. Cehennem ateşi kötülüklerinin kirlerini temizleyip onu cennete girmeye layık temiz şekle sokar. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Trakya'daki üç güzel ilimizden en kuzeyde bulunan Bulgar hududunu hemen hemen tamamına yakını e, bu ilin bölgesindedir. Kıktareli'den sesleniyorum. Kıktareli ili bizi tarihi birçok eseri var. Sizlere bundan önceki günde Kıktareli'nin tarihinden birazcık bahsettim. Bunun adının 40 kilise olmadığını, 40 şehitler olduğunu, 40 kimesne olduğunu ama tabi bunu biraz daha kuvvetlendirmek için de 40'lar anıtının, 40'lar dergahının olduğu yere geldik. Ne güzel. Memleket için, din için, milleti için, bayrağı için savaşarak ölen gençlerin anıtına Osmanlı zamanında burada bir dergah kurulmuş. Kırklar dergahı. Kırklar dergahı denmiş buraya. Bu dergahta ne yapılır dergahta? Pilav yenir, çorba içilir değil. Dergah aşı yenir değil. Burada insan yetiştirilir. Osmanlı'nın eğitim sisteminde medreseler devletin resmi okulları, mektepleriydi. Bunların müderrislerini devlet tayin ederdi. Dergahlarda şeyh efendiler bulunurdu. Tabi bu şeyh efendiler de kendini yetiştirmiş ve ispatlamış insanlar idi. Bunların da bir dergaha tayini mutlaka padişah tarafından yapılırdı. Çünkü insanlarla beraber olacak, topluma hitap edecek, herkes eline eteğini öpmeye gelecek. Bu kimseden herkes dinine ait bazı bilgiye alacak. Ola ki aralarında karışmış hain niyetli kimseler toplumu ayaklanmaya teşvik eder veya daha başka kötü huyları insanlara yerleştirmeye çalışır. Dininden uzaklaştıracak kimse din adına mı, adımın adına şeyh olabilir. Onun için devlet tekkelere, zaviyelere, dergahlara tayin edilecek Şeyh efendileri de kendisi tespit ederdi. Padişahın emriydi bu. Padişahın imzasıyla, tuğralı imzasıyla, fermanıyla bu tayin yapılırdı. Burada da bir kırklar dergahı vardı. Yıllarca kırk dereli insanlara allah Teala'nın yolunu anlatan kimseler vardı burada. Şimdi dergah yok. Zaten bu evvelden çok harabi bir vaziyetteydi. Daha sonraki yıllarda işte buraya bir tane 2001 yılında bir kitabe koymuşlar. Ben 1967'de geldiğim zaman burada böyle bir hal ve böyle bir kitabe yoktu. Şimdi 40 kimse ki şehit oldu bu yerde bu nam ile anıldı bu belde diye dergahın kapısında yazarmış bu. Benim de notlarımda var. Efendim 40 şehitler anıtı buraya yapılmış. Tabii bu anıt biraz daha Selçuklu'yu, Osmanlı'yı andıran bir anıt şeklinde düzenlenseydi herhalde pek daha güzel olurdu. Gerek Çanakkale anıtlarını, anıtını, Çanakkale'deki şehitler anıtını, gerekse buradakileri biraz daha değişik bir tarza yapmışlar. Eh, başka birileri de gelir, başka birileri de daha güzel bir şekilde yapabilirler. Yapanlara yine de müteşekkiriz böyle anmaya vesile olmuş. Osmanlı Sultanı ...Birinci Murat yani Murad-ı Hüdavendigar zamanında Kırklareli Osmanlılar tarafından Bizanslardan alındı. Ve bu savaş esnasında şehit düşen 40 kişi buraya defnedildi. Ama nereye? Belki benim durduğum yerdedir bilmiyorum. Belki dergah buradaydı onu da bilmiyorum. Yani eskiye ait bir bağlantı ancak hayalen Kurabiliyoruz Buraya defnedildiler Bunların içerisinde 10 tanesi Akıncı müfrezeleri Komutanı idi Onların da isimlerini Biraz sonra inşallah Orada bir eskiden hazırlanmış bir kitabe var O kitabenin başında Sizlere söyleyeceğim Kırk Şehitler Anıtı Birinci kısmı 1960 yılında yapılmış İkinci kısım inşaatı ise 1970-72 yıllar arası. Birinci kısmını yapmış, 12 sene sonra ikinci kısmını yapabilmişiz. Bu kimseler, bu şehrin Türk ve Müslüman şehri olması için canlarını feda eden insanlar, bu anıt da onları anmaya yarayacak. Birinci kısmını, ikinci kısmını, üçüncü kısmını kısım kısım sene sene, onar sene, yirmi sene arayla yapıyoruz. Dikkat çekecek bir husus değil mi yani bu? 40. Kıklareli'nin Osmanlılar tarafından birinci Murat Han zamanında Bizans'tan alınışı yukarıdaki cümleyi tekrar ediyor. Canlarını veren 40 Akıncı'nın anısına bu anıt yaptırılmıştır. Şimdi Akıncı ne demek? Akıncı'yı da müsaade ederseniz oradaki kitabenin başında sizlere anlatmaya çalışayım. Şu anda şehit olan 40 Akıncı'nın anısına yapılmış olan işte kabre benzer şekilde ama tabii 40 kişi burada metfun değil. Mutlaka buralarda metfundur. Biz de Rabbimizin affına sığınarak bunu sizlere gösterebilmek için buralara kadar geldik. Tabi şura kabirdir diye bir alameti olmadığı için de işte oradan belki kurtarız diye düşünüyoruz. Bunun üzerine şöyle bir yazı yazmışlar ama nereden alındığını bilemiyorum. Onu sizlerle paylaşayım ben. Gök kubbenin altında yatar, alkan içinde. Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler, hakkın bu veli kulları, taş türbeye girmez, Kufrana bürünmüş, yalnız Fatiha bekler diye burada bir yazı var. Bu yüzünde de Akıncı müfrezesi kumandanları diyor ve isimleri yazıyor. 11 tane isim var burada. İki yanlarda da 7, 7, 7, 8. 29 kişinin ismi var. 11 de burası 40 ediyor. İsimler belli. isimler belli. Ama künyeler belli değil. Şimdi bu akıncı ne demektir? Bir zamanlar Türkiye'de siyaset alanında da böyle akıncı kelimeleri çok kullanılmıştı. İnsanlardan benimseyen oldu, benimsemeyen oldu. Yani o mutlaka bir taklit idi. Akıncı'nın esası nedir? Akıncı Osmanlı'da ta Osman Gazi zamanından itibaren kelle koltukta herhangi bir maaş o bu bağlantısı olmayan Allah rızası için vatanın selameti için din uğruna kelleyi koltuğa almış insanlar demekti. Osmanlı'nın akıncı kuvvetleri sayısı zaman geldi 20 bine kadar çıktı 3. Murat Han zamanında. Maalesef bir savaş dönüşünde o zamanın sadrazamının bir tedbirsizliği ile akıncılar bile bile bir nehrin üzerindeki köprüde top salvolarına yakalandılar ve Akıncılar ocağı kurudu. Mesela Mihal Gazi var. Mihal Gazi'nin ve sülalesinin burada Hızır Bey Camii var mesela. Orada anlatacağız Mihal Gazi'yi inşallah gittiğimiz zaman. Mihal Gazi'nin çocuklarının onların çocuklarının onların çocuklarının hani yedi sülalesi derler ya efendim. Yedi sülalesi Tuna boylarından Amasya Tokat'a kadar yayılmıştır. Halen Mihal Gazi'nin soyundan bir kol Amasya'da yaşayan aileler vardır. Hala hazırda yaşıyor. Ben kendilerine görüştüm. İnanıyorum ki Tuna boylarında da Plevne merkezleriydi. Plevne'de de o soydan gelen halen yaşayan insanlar vardır ama Herhalde onlara birileri geldi, soylarını unutturdular. Bunlar ocak ocak, yani birlik birlik idi. Hani derler ya insana, ocağına incir ağacı dikti falan. Ocak demek, yuva demek, aile demek. Akıncılar birliklerini bir aile bilirlerdi. Bu ailenin başındaki Akıncı'ya Akıncı Bey'i denirdi. Akıncı Bey'ini dini hususta itaatı zaruri insan bilirdi diğer akıncılar. Onun sözünden kalben ve açıkça hiçbir zaman çıkmazlardı. Ne açıkça çıkarlardı ne de kalben ya bizim bey söylüyor ama bu da böyle olur mu canım buradan da hücum edin mi? Kesinlikle bunu demezlerdi. Aldıkları terbiye buydu. Akıncılar Öyle tarif ediyor kitaplar. At üstünde doğarlar, at üstünde yaşarlar, at üstünde de ölürlerdi. Biz de büyüklerimizden işitti ki bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle haş olur. Demek ki bir insanın akıbeti akıbetinde ne olacağı yaşayışıyla anlaşılabiliyor. Anlaşılabiliyor ama biz bize verilen yetki herkese iyi geçinmek, herkesi iyi bilmektir. Yoksa o arkadaş senin işin karanlık, sen bittin, cehennemde artık kendine yer beğen deme yetkisi hiçbir kula verilmemiştir. Hiç kimse kimseyi cennetlik veya cehennemlik ilan edemez. İşte bakınız. Bu zatlar, burada. Bunların hepsi müfreze komutanıydı efendim. Bu 11 kişi müfreze komutanıydı. Kim bilir bu müfrezelerde 10 11 tane müfrezede eee 20'şer kişi olsa 220 tane asker vardı. Bunun geri kalan 29 tanesi burada vefat etmiş. Diğerleri hayatlarına devam etmişler. Harman Kaya, Tekfuru, Köse Mihal çok kahraman bir kale komutanıydı Bizans'ın. İyi niyetliydi ama Bizans'ın emrindeydi. Bizans'la beraber devam ediyordu işine. Ne zaman ki Osman Gazi ile arkadaşlık kurdu, dünyasını da kurtardı, ahiretini de kurtardı. Kendinden 10 göbek sonra gelen torunlarını da kurtardı efendim. Hepsi İslam'ın bekçisi, koruyucusu haline geldiler. Şimdi bu 40 şehitlerin vefat ettiği çarpışmada, Hüdavendiger Hazretleri bizzat komuta ediyordu orduya. E peki ordu hep akıncı mıydı? Hayır. Osmanlı ordusunda akıncılar daha ziyade öncü görevleri alırlardı. Peki sefer bittiğinde ne yapardı akıncılar? Herhalde güney sahillerine inip deniz sefası yapmazlardı. Akıncıların zaten mekanı Osmanlı Devleti'nin hudut taşlarının geçtiği yerdi. Osmanlı'nın Selçuklu zamanında Söğüt'e gelip yerleştirilmesi de bu akıncılık idi. Söğüt'tekilerin yaptığı görev akıncılık idi. Bizans'a karşı Selçuklu'nun orada hudut taşları var. Söğüt'le Bilecik arasındaki yeni köyün ilkokulunun bahçesinde böyle harabeler arasında öyle bir taş bendeniz gördüm, buldum ve çektim. Söğüt'ü anlatırken de onu seyircilerimize gösterdim. Ecdadın zaten buraya gelişi akıncılık idi. Ama daimi ordusu da vardı. Bunlardan çeşitli zamanlarda evvela harfte alınan esirlerden beşte biri erkek nüfusu Osmanlı'da azalmaya başladığı için savaşlarda onunla kapatılmaya çalıştığı. Yani düşmandan aldığı esirle, Bizans'tan aldığı esirle daha sonraki yıllarda Bizans'a savaşmaya gidecek kadar Osmanlı gözü karaydı. Niye? Çünkü o devrin insanları insanca yaşamaya, insanca davranışı hasretti. Hep böyle zulm altında inim inim inleyen insanlardı. İnsanoğlu tabiatı itibariyle huzur içinde olduğu yerde kalmak ister. Onun için bugünün devlet idarecileri den bu idarecilerden kim insanlara huzuru tattırıyorsa o başarılı oluyor. Görüyoruz. Kim de huzuru değil de zulmün acısını sürüyorsa o insanların ağızlarına, ellerine, ayaklarına o insanlar da gün geliyor devrilip gidiyorlar. Belki hemen olmuyor ama gidiyorlar. Şimdi burada bir de Kırklar Camii var. Bu Kırklar Camii yeni yapılmış bir cami. Ben senelerce önce de bu camiyi gelmiş görmüştüm. Geçtiğim yıllarında. O camiyi de Kırklar Dergahı'nın hatırasına hürmeten burada sizlere göstermek istiyorum. Bir iki dakikada orada camiden bahsetmek istiyorum. Şehrin böyle hakim bir tepesinde bulunmaktadır. Peki buradaki mezar taşları ne oldu? Burada 500 yıllık mezar taşları vardı bu dergahın bahçelerinde. E Rus işgal etti, aldı götürdü mezar taşını. Bulgar işgal etti, aldı götürdü mezar taşını. Daha ne efendim? Yeter bu kadar. İki, iki, iki defa kıran bile yeter kırklar eline. Mezar taşlarına bile kıran girdirmişler. Onları kökünü kurutmuşlar. Bakın hiç bir taş yok. Tek bir taş yok. Ancak kırklar eli müzesinin avlusunda birkaç mezar taşı var. O da bazı camilen haziresinde hani muhafaza edilmesi zor olur diye sökük vaziyette duranları müze müdürlüğü toplatmıştı aman kaybolmasın birileri paraya tamah eder bu taşları çalar satmaya kalkar hem kendi başı belaya girer hapse düşer hem de taşlar zarar görür diye oraya toplamışlar hayır niyetine de iyi de yapmışlar. Şimdi bir de caminin yanına gidelim efendim. Şimdi de Kırklar Camii'nin giriş kapısının önündeyim. Bu cami 1960'larda siftah yapılmış. 1960 öncesi ise 40 şehitlerin ve diğer hazirede bulunan kabirlerin bulunduğu yermiş burası. 40 şehitlerin kabri ne oldu? Kabir taşları ne oldu? Bilmiyoruz. Anıtı götürmüşler. Buradan 50 metre ötede, 60 metre ötede yere yapmışlar. Yani kabirler burada olduğu halde ve Kırkdere'nin vefat eden mübarek alim insanların kabirleri burada olduğu halde Hazire'de burayı cami yapmışlar. Orada da dergahın yanında güzel bir cami varmış. Orayı da anıta çevirmişler. Ne diyeyim? Yani kayıtlarda da ben bunları bulamadım. Bunları ancak mahallinden bu konuları bilen, babasından, dedesinden, dedesinin babasından dinleyen insanlardan aldığımız bilgiler söylüyoruz. Cami şimdi güzel bir boyadan falan geçirilmiş. 60'ta yapılmış ama 60'tan sonra neredeyse aradan 50-55 sene geçmiş. Burası bir daha elden geçmiş ufak tefek restoranlar ama ufak inşaatlar diyelim buna yapılarak düzgün bir halde bir de Çin'iyle falan zenginleştirmişler. Güzel bir hale getirmişler. İyi bir ibadethane. Bugünkü bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Hoşçakalınız.